kişileri mutfak harçlığı götürdüğü ya da ev hanımlarının çocukların okul servislerini ya da kırtasiye masraflarını karşılamak için ortalama 3 bin, 5 bin ne bileyim para kazanıp ailesini daha iyi bir ne bileyim kaynak destek olabilecekleri bir iş, bir fırsat olduğunu düşünmüştüm. Ama asla böyle büyük çaplı insanların iyi paralar kazanabileceği bir iş olduğunu düşünmemiştim. Ve en büyük hayalim bir araba sahibi olmaktı. O zamanlar Renault Broadway iyi bir arabaydı. Bizim yıllarımızda 2000'lerde böyle bir arabam olursa çok mutlu olurdum. Ve en büyük hayalim de buydu zaten ilk network'e başlarken. Ve ilk katıldığım toplantıda aylık kazançlarını duyduğum insanlar vardı. 350 milyondan başlayıp 550 milyon, 1,5 milyar eski paralardan bahsediyorum. Ve 4,5 milyar para kazanan insanı gördüğünde dedim ki bana bu kadar paraya gerek yok. Ayda ben 2000 lira para kazanayım. Benden daha büyük kral yok. Oh yok işte 10 binler, 100 binler, milyonlar. Yok babam onlara gerek yok. Tamam mı? Bu kazandığımız para bize yeter diye düşünüyordum. Ve bu şekildeyken ilk network marketing iş fırsatıyla tanışmış oldum. Tabii acaba bu soruları herkesin aklında var. Bu akşam ilk kez katılanların da aklında var. Ya ne kadar doğru. Evet haklısınız, size katılıyorum. İnandığınız kadarı doğru. Ve ilk network marketing şirketime başladığımda bu işi yapan insanlardan, bizden daha önce bu yola, bu yarışa başlamış insanlardan neyi nasıl yaptıklarını ve ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bir şeyler hep anlamaya, öğrenmeye çalışıyordum. Nasıl oluyor, nasıl yapıyorlar, nasıl başarıyorlar, ne olabilir diye. Herkesten bir şeyler alıyordum ve daha çok kafam karışıyordu. Acaba hangisinin yaptığı doğruydu? Acaba hangisinin söylediği doğruydu? Her yiğidin yoğurt yiyiş şekli var. Birisi diyor ki ben şöyle çalışıyorum, bunu elde ediyorum. Bir başkası diyor ki ben böyle çalışıyorum. Peki hangisi doğru? Hepsi doğru. Dolayısıyla iyi bir liderin en temel başlıca özelliği insanlara eğitim vermek değildir. Liderler eğitim vermezler. Çünkü her verdiğiniz eğitim bir sonraki liderin eğitimine çelişir. Bu da ekibinizdeki distribütör arasında acaba hangisi doğru söylüyor, acaba hangisini yapsam çelişkilerini ortaya çıkartır. Bu da geçtikçe işi daha zor anlamalarına, daha zor kavramalarına ve daha zor yapmana neden olur. Bu yüzden liderinin büyük özelliği ya da yapması gereken şey insanları bir şeyi nasıl yapması gerektiğinden daha önemli, daha çok, daha ön planda neden yapması gerektiğiyle ilgili ilham vermekti. Ve ben hayatımı buna adadım. Ve insanların hiçbir zaman network marketingde bir işi nasıl yapması gerektiğini öğretmedim. Çünkü bu benim sorumluluğum değil. Çünkü benim için benim yaptığım tarz, benim yaptığım çalışma tarzı ya da yol ya da yöntem, benim başarılı olmuş olmama rağmen elde ettiğim sonuçlar iyi olsa bile bir başka kişiye uymayabilirdi. Ve dolayısıyla benim verdiğim tarzı kendisine uygun olmayan ya da uygun bulmayan insanlar ya ben bunu bu şekilde yapamam diye düşünür. Daha böyle bir fırsata başlamadan bunu geri tepebilirlerdi. Bu yüzden de hayatımı ben insanlara bu işi nasıl yapacaklarını öğretmek yerine neden yapmaları gerektiğine bağladım. Ve bütün hayatımı bunun üzerine inşa ettim. Amacım ve yaptığım tek şey vardı. İnsanlara hayal kurdurmak, hayallere ulaşabilecekleri doğru firmada, doğru zamanda, doğru yerde olduğunu insanlara hissettirmek ve onlara yaşatmak. Hayatımın değişmeye başladığını ve dilerlerse onların da hayatlarının değişebileceğini onlara anlatmak ve nasıl yapılacağının yolunu önde bunu daha önce başarmış insanların modelleriyle birlikte insanlara göstermek olacaktı. Ve yaptığım tarzı, yaptığım yol bu oldu. Bütün network marketing hayatım boyunca. Yani 22 yılım geçti network marketingde. 2004 senesinde Hollywood'da ödül aldım. Network marketing alanında. Michael Jackson'ın ilk kez çıktığı Gibson Amfiteyatrosu'nda. Toplamda 28 kez uluslararası eğitim aldım derken. Dünyanın birçok yerini gezdik. En son yaptığım işim Turkcell'in Marmara bölgesinde baz istasyonlarını kuruyordum. Yaptığım işi riskliydi, bir o kadar tehlikeliydi, bir o kadar zordu, bir o kadar meşakkatliydi ve bir o kadar da maaşı düşüktü. Ama elimizdeki en iyi şans, en iyi fırsat sahip olduğumuz işte daha iyisini görmediğim için en iyisinin sahip olduğumu düşünmeye başlamıştım o dönemler. Ve gerçekten hayatımı değiştirebilecek olan bir şeyi nasıl bulabilirim? Kimlerle bulabilirim? Kimlerle istişare edebilirim? Çünkü eğer yani kiminle beraber yaşarsanız, kiminle birlikte arkadaşlık ederseniz siz onun gibisiniz, onun ayarındasınız, onun çevresindesiniz. Dolayısıyla benim bulunduğum çevrede maaşlı alt kadroda yaşayan, çalışan, asgari ücret seviyesinde yaşayan insanlara baktığımda her biri ayı kurtarmanın ve ayı kapatmanın derdinde, kirayı denk getirmenin derdinde ve diğerlerini halletmenin derdindeydiler. Oysa ki baktığımızda çok iyi yaşayan insanlar da vardı ve bu iyi, çok iyi yaşayan insanlar hakikaten hayatlarında birçok şeyi böyle başarmışlar. Şimdi o zaman şu soruyu soruyordum kendime. Peki bu insanlar seçilmiş mi? Bunları Allah mı seçti? Mesela yaratırken şunu mu söyledi?
Fatih sen bu şekilde yaşayıp aç susuz öleceksin ya da şu kadar öyle öleceksin ya da sen Ahmet Mehmet yer sen zengin olacaksın. Buna Allah mı karar veriyordu? Ve ondan sonra bunları incelediğimiz zaman aslında böyle olmadığını ayet-i kerimede de buyurduğu gibi biz insanların kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Yani biz insanlara her şeyi sunduk. İnsanlar kendi yaptıklarıyla, kendi elde ettikleriyle kendi yaşamlarını, kendi kalitelerini ortaya koyacaklardı. Bu yüzden de network marketing ki ben gerçekten hayatımı değiştirebilecek olan bir alan gördüm. Fakat çok sevdiğim bir Alman atasözü var ve der ki zayıf silahlar güçlü insan elinde gücünü bulur, güçlü silahlar da zayıf insan elinde gücünü kaybederler. Yani aslında silaha sahip olmak değil, silaha kimin sahip olduğu daha önemliydi. Eğer silahı iyi bir insan eline verirseniz, askerin, polisin, emniyet mensubunun eline verirseniz canınızı, mal güvenliğinizi korur ama gidersiniz dağdaki bir terör örgütüne verirseniz insanları katlederler. Buradaki kabahat silah değildir ki ya da network değildir. Dolayısıyla burada Titanic de yine aynı şekilde hiçbir zaman gemiler teknik hatadan dolayı batmadılar. Hep insanların yüzünden battılar. Şimdi siz ben, her birimiz bağımsız birer distribütörüz. Distribütör olduğumuzda biz bir lisans imzalıyoruz. Yani online olarak burada bir lisans imzalıyoruz ve imzaladığımız lisansın başlangıcında ne yazıyor? Fatih Bayraktar diye yazılıyor. One More International diye yazıyor. Yani şunu iyi anlamamız lazım ki buradaki tüm distribütörler One More'un bir parçası. Yani bunların aslında işe bağlandıkları nokta One More International. Ahmet Mehmet Mustafa aracılığıyla firmayla tanışmış olsalar da aslında bunlar direkt şirketin distribütörleri. Sponsorlar ne yaparlar network gelince? Onları şirketle tanıştırma esnasında bir bağ oluşturdukları için, onlara referans oluşturdukları için firma der ki eğer Fatih olmasa da ben Mustafa'yı tanımazdım. Dolayısıyla Mustafa'nın satış kazancından ben Fatih'e bir telif hakkı ödüyorum diyor. Şimdi dolayısıyla bunları çok iyi anlamak lazım. Yani bazen distribütörler sponsorlarına kızıyorlar ve işte işten vazgeçiyorlar. Ya da birilerine hani ne derler? Pireye kızdık, yorganı yaktık gibi. Birisine kızıyorlar ya işte onun yüzünden yapmıyor. Ya bu kadar saçma bir şey olamaz. Yani sen gerçekten hayatını değiştirebilecek, buna inandığın, zengin olabileceğini, geleceğini inşa edebileceğin bir işe sahip olduğunu düşündün ve bu işi bulduğunu inandın ve diyorsun ki ben bundan dolayı bu işi bıraktım. Hadi orada. Dalga mı geçiyorsun kendinle? Lütfen kendine dalga geçme. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok. Sen gerçekten böyle bir şeye inanmışsan seni burada asfalt kazıcıyla kazısalar sen yine bu işi bırakmazsın. Ya da bırakmaman gerekiyor. Bırakıyorsan senin bir yerlerinde yani bu tellerde, üstteki bağlantılarda bir yerde kopukluk var demektir. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla biz burada ne diyoruz? İnsanlar insanlara dahil oluyor, şirketlere değil. Evet, insanlar aracıyla başlıyor insanlar ama sonra şirketlere devam ediyorlar. Neden? Çünkü artık şirketin bir parçası haline geliyor. Şimdi biz işe başladığımızda bir hayalle başlıyoruz, değil mi? Aynen bu evlilik gibi. İçinizde evli olanlar vardır. Evlilik gibi yani ya da askere giden erkekler vardır. Askeri gibi askere gideceğim, silahımı alacağım, ateş edeceğim, makine tüfeğim olacak. Ama sonra askere gittikten sonra şu silahı benden kim alacak? Bir an önce alsınlar derler. Ya da evlilik gibi. Aha ne kadar güzel cici eğlenirken değil mi? Düğün gecesinde falan oynarken çok cici mici. Ama ondan sonra nereden buldum, nereden denk geldim, nasıl oldu falan. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla aynen bu bir iş hayatı insanın aslında bir evlilik hayatı kadar özeldir ve önemlidir. Çünkü insanlar iş hayatıyla bu çevresini etkilerler, ailesini etkilerler, geleceklerini etkilerler. Yani aslında bütün yaşamını etkilerler. Dolayısıyla iş tercihi, doğru işi yapma ve işteki doğru kişi olabilme önemli bir ayrıcalıktır. Network marketing, insanların, sıradan insanların sıra dışı gelirler elde edebildiği, sıra dışı hayat yaşayabildiği bir iş imkanı ise A insanından senin, B insandan senin ne farkın var? Onun da bir ağzı, iki kulağı, iki kolu, iki ayağı var. Senin de aynı şekilde var. Peki nasıl oluyor da herkes aynı işi yaparken herkes farklı sonuçlar elde ediyor? Yani kişiden kişiye göre sonuçlar nasıl olur da değişebiliyor? İşte bu noktada neye bakıyoruz? İşe başlama erdemlerine. Şimdi fırsat dediğimiz kelime burada biraz ön plana çıkıyor. Fırsat dediğimiz şey nedir? Fırsat bulduğunuzda ya da doğru olduğuna inandığınız anda hemen elde ettiğiniz, yakaladığınız ve asla bırakmadığınız şeydir. Şimdi siz bu işin doğru bir iş olduğunu düşünüyorsanız, bir fırsat olduğunu düşünüyorsanız, fırsat nedir? Anlıktır.
yakaladığınız zaman sizin elinizdedir. Hani bir gölde yüzen bir balığı böyle elinizle yakalamak gibidir. Saniyelik böyle hata yapamazsınız fırsatta. Zamanlama çok önemlidir, odaklama çok önemlidir. Ona doğru yaklaşımı, doğru zamanlama yapabilmek çok önemlidir. İşte bir gölde çıplak elle bir balık tutmaya benzer fırsat. Şimdi fırsat kime göre, neye göre ve zamana göre değişiklik gösterirler. Şimdi birçok alana baktığımız zaman network marketingin dışında dünyada birçok alanda artık tavsiye usulüyle satış sistemleri başladı. Aslında ismi her ne kadar başlıklarında ABC firması diye yazsalar ve yine de üzerine network marketing diye yazmamış olsalar bile bugün dijitalden işte ne bileyim süper online'dan kredi kartlarına kadar hayatınızın büyük bir alanında tavsiye yoluyla, referansla, bonusuyla, şuyla buyla teşvik ve bizi referans edin dediğimiz şeyler çok fazla insanın hayatında şu anda. Ve bu yüzden insanlar aslında network'ü diğer alanlardan başka bir iş gibi görüyorlar. Halbuki network, hani Amerikalılar der ki network marketing a way of life. Yani bir network marketing bir yaşam tarzı derler. Dolayısıyla network marketing eğer bir yaşam tarzıysa o zaman bunu ne iş olarak göreceğiz ne bir yaşam tarzı olarak göreceğiz. O kadar ince bir hassas çizgi var ki hani der ya kıldan ince kılıçtan keskin. Çok ince bir bıçağın üstünde keskin bir bıçağın üstünde dengeyi koruyabilmek gibidir. Hani rugan ayakkabıyla yağda dans etmeye benzer. Ayakta kalabilmek lazım. Şunu size söylemiyorum. Zengin olmanın çok basit olduğunu size söylemiyorum. Herkesin zengin olacağını size söylemiyorum. Tamam mı? Bu iş kolaydır fakat basit değildir. Nedir? Çünkü insanlar kendileri zorlaştırırlar. Çünkü derler ki hayır bu kadar olmaz. Yıl 2002 Fransa Nice'de bir etkinliğe katıldım, bir eğitime katıldım. Ve orada dünyanın 8 yıl üstünde dünyanın en iyi distribütörü, artık yaklaşık 1,5 milyon dolar para kazanan adamı dinledim. Adamın çekiliş sahne verdiklerinde adam tam sahne ayrılırken dedik ya bir dakika galiba birkaç kelime söylemem gerekiyor. Şimdi merak ediyorsunuz değil mi bu adam nasıl 8 yıl üst üste dünyanın bir numarası oluyor diye ayda 1,5 milyon dolar para kazanıyor diye. Herkes hepimiz burada evet yes diye bağırmaya başladık. Ve adam dedi ki ürünleri kullanacaksınız ve insanlarla konuşacaksınız. Dedim ki bu adam parayı bulmuş, şımarmış tamam mı? Şımarık bir adam olmuş, ağzı burnu kırılmalık bir adam haline gelmiş. Biz kaç bin kilometre, kaç bin dolar masraf yaparak yola geldik. Adam bizle dalga geçiyor dedim yani. Sonra toplantı bittikten sonra oturdum düşünmeye başladım ve dedim ki nasıl olur, nasıl olur? Yani bu adam hani bu kadar basit, aptal bir adam olsa bunu yapamazdı, dünyanın bir numarası olamazdı. Peki adam acaba bu söylediğiyle bize ne anlatmaya çalıştı? Acaba buradaki altındaki bunun subliminal mesajı neydi? Bunu düşündüm. Ne oldu acaba diye. Ve sonra buldum. Tamam mı? Tam bir hafta düşündüm ve sonra buldum. Aynı Henry Ford'a giden genç çocuğun hikayesi gibi. Ve sonra dedim ki, bu arada Henry Ford'un hikayesinden bahsedeyim. Henry Ford'un yanında çalışmak isteyen bir genç çocuk okulunu bitirmiş. Tam staj döneminde okulunu bitirdikten sonra Henry Ford'un asistanına gider ve onunla görüşmek istediğini söyler. Kendisine randevu vermesi gerektiğini söyler ve içeriden ona yararlar, derler ki tamam size 6 ay sonra şu gün şu saatte randevu verildi. Çocuk annesinin yanına döner, uzakta bir kasabada yaşar, der ki anne bana 6 ay sonra şu gün bize gün verildi der. Tamam der oğlum, hadi hayırlı olsun. 6 ay geçer, 6 ay sonra çocuk buraya gider, merhaba iyi günler ben tekrar geri geldim, bana randevu vermiştiniz der. Henry hoş geldiniz, sizi bekliyor Henry der. İçeriye girer. Henry Ford içeride bir başkasıyla görüşmektedir. Görüşmesi bitince onunla konuşacağını zanneder. Ama görüşmesi bittikten sonra Henry Ford şoförümü arabayı hazırlayın ve çıkıyoruz der. Çocuğa işaret eder. Sen de benimle birlikte gel diye ve arabaya binerler hiçbir şey konuşmadan. Arabayla gezmeye başlarlar. Bütün bayilerine giderler, fabrikaya giderler, oraya giderler, buraya giderler. Akşam olur neredeyse. Tam akşamda arabaya binerler. Tekrar iş yerine geri dönerken daha bir tek kelime kendi aralarında konuşmadan oğlan çok kızgın. Çünkü 6 aydır randevu bekliyor. Sabahtan beri peşinde dolaşıyor ama bir tek kelime bile yapmamış. Ve arabada en son der ki efendim 6 aydır bu randevu bekliyorum. Hiçbir şey söylemeyeceksiniz der. Ve şoförüne işaret eder. Der ki dur arabayı durdur. Ve çocuğa der ki in arabadan aşağıya. Nasıl yani efendim der. İn aşağıdan aşağıya indir. Çocuğu yolda arabadan indirir, atar bizim tabirimizle. Ve çocuk arabadan indikten sonra üzgün ve ağlayarak annesinin yanına gider. Der ki anne ne oldu biliyor musun? Oğlum ne oldu, işe alındın mı der. Hayır anne der.
Henry beni arabadan attı ve akşama kadar benimle hiçbir şey konuşmadı. Dedi ki oğlum böyle bir adam sana neden randevu versin, 6 ay yanında beklesin ve sonra arabada indirsin. Bunda muhakkak bir iş olmalıdır. Çocuk günlerce düşünür ne olduğunu ve olamaz. En son aklına bir şey gelir. Ve Henry Ford'la birlikte ziyaret etmiş olduğu bayilere ve galerilere gider. Fabrikaya gider. Oraya gittiğinde herkes onu ayakta karşılar. Efendim hoş geldiniz, efendim hoş geldiniz. Fabrikaya gider, oraya gider. Der ki ben bir tır şirketi kuracağım. Bana 30 tane tır lazım ama şu anda nakit için. Aman efendim ne demek? Fabrika sizin, ne olur mu öyle şey? 30 tane tır ne zaman isterseniz o zaman ödeyin der. Oraya gider arabalı buraya alır derken çocuk 2 yıl sonra çok büyük bir tır filosu sahibi, çok zengin bir iş adamı olur. Başarmış ve böbürlemiş bir şekilde Henry Ford'un asistanını arar. Der ki Henry Ford'dan randevu istiyorum. Der ki efendim zaten sizi bekliyor, buyurun gelin. Hiç 6 ay beklemenize gerek yok. 6 ay sonra gittiğinde Henry Ford'un yanına çıkar ve der ki hey Henry ben hatırladım mı der. Tabii ki hatırladım seni genç der. Beni 6 ay bekletip yanına almıştın ve akşama kadar hiç konuşturmadan beni arabandan indirmiştin. Ve şimdi gördüm ben başardım der. Ve Henry Ford der ki bak genç o arabaya aldığım ne ilk kişiydin ne de son kişi oldun ama vermek istediğimi alan, göstermek istediğimi gören tek kişi sen oldun. Bu yüzden bugün zenginsin ve şimdi artık benimle ortak olabilirsin der ve çocuğun elini sıkar. Şimdi burada network marketing'e herkes bakar ama herkes aynı şeyi görmez. Neye baktığınızdan daha önemli olan şeyi neyi gördüğünüzdür, neyi görmek istediğinizdir. Herkes aynı şeye bakar. Herkes 1.000 puanla gold paketle işe girebilir ama ürünleri almanız bu işi başardığınız anlamına gelmez ki. Birçok insan diyor ki, aa bana girdiler, ben de girdim ama olmadı. Ya babacığım aslında işe girdikten sonra iş başlıyor. Hani bazı insanlar şeyi zannediyorlar, bu distribütör yani sponsor açısından da geçerli. Distribütör olarak giren kişi için de geçerli bu. İşe girdikten sonra iş başlıyor. Yani diyor ki ben parayı buldum, işe girdim ama olmadı. Ne yaptın ki olmadı? İşe girdim. Ya girmekle olmaz ki. Veyahut da distribütör, sponsor olarak düşünün. Sponsor aynı şekilde kişiyi işe alıyor. Diyor ki ben almış diyor, şu 3 tane distribütör yabanladım, 5 tane distribütör edindim ama çalışmadılardı. Ah canım benim. Ne bekliyordun? Kurma kollu bir saat mi bekliyordun? Nasıl yani işe aldığın zaman tık 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 böyle çalışacak mıydılar? Bunu mu bekliyordun? Önemli olan insanları işe almak değil ki. Önemli olan insanları işte tutmak, çalıştırmak, para kazandırmak, para kazanmalarını sağlattırmak. Önemli olan şey buydu burada. Tamam mı? Dolayısıyla biz işe başladığımız zaman işin bittiğini olduğumuzu düşünüyoruz. Aslında tam tersi. İşi paketimizi aldığımızda biz daha işe başlamaya hazırız demektir bu. Bir distribütör edindiğiniz zaman o kişi distribütör olduğunda o artık sizinle çalışmaya hazırdır anlamına geliyor. Dolayısıyla ha ben onu distribütör yaptım artık gittin gitsin çalışsın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani sizler efendime söyleyeyim bir kişi işe aldığınız zaman iş bitmiş olmuyor. Dolayısıyla burada 3 tane önemli step var. Birincisi edinme. Edinmeniz yani nedir? Yeni distribütörlere iş almak yani onlara sponsorluk yapmak. Yani yeni insanlara sponsorluk yapabilecek beceri edinmek. Yani insanları işe kazandırabilmek. İlk işimiz bu. İnsanları işe alacağız. Birinci aşama bu. İkinci aşama ne? Edindiğinizi koruyabilmek. Bu çok önemli. Neden? Edindiğiniz insanlara aynı şuna benzer bir kuş yakalarsınız doğada ve dersiniz ki aha çok mu başarılıyım bir kuş daha yakalayabilirim. Elinizdeki kuşu gidip orada bir çalının üzerine bırakırsın ve dersin ki kuş sen burada bekle ben bir tane daha kuş tutup geleceğim tamam mı? Bak sakın bir yere ayrılma. Bu buna benzer yeni bir distribütör alıp onlardan mucize beklemek buna benzer. O kuş asla aynı şekilde orada sizi beklemeyecektir. Edindiğinizi eğer koruyamazsanız yani o kuşu bir kafese korup korunaklı bir alana yer alamazsanız siz hayatınızın sonuna kadar kuş tutmaya çalışarak geçineceksiniz. Ve asla bir kuşunuz 2 kuş olmayacak çünkü içeriye almış olduğunuz kuşu kafese koymadınız. Dolayısıyla ikinci önemli olan şey edindiğimiz şeyleri korumak. Üçüncüsü ise efendime söyleyeyim edindiğinizi koruyup koruduğunuzu büyütmek. Edindiğinizi korudunuz ama korursanız olduğunuzdan daha ileriye gidemezsiniz. Yani bugün neye sahipsiniz? Bugün ayda 10.000 TL mi kazanıyorsunuz? Çok iyi para mı? Evet Türkiye'de. Yani şu krizde belki çok iyi olmuyor ama hani 10.000 lira yine iyi bir para. 10.000 TL mi kazanıyorsunuz? Edindiğinizi koruyarak 10.000 TL'yi stabil hale getirebilirsiniz. Ama asla
onu büyütemezsiniz. Neye ihtiyacınız var? Edindiğinizi büyütmeye ihtiyacınız var. Peki edindiğinizi büyütmek için neye ihtiyacınız var? Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Çok basit. Birinci step, ona edinmeyi öğreteceksiniz. Edindiğini korumayı öğreteceksiniz. Koruduğunu büyütmeyi öğreteceksiniz. Aynı bir küçük bir sarmal. Başlayıp tekrar geri dönüyorsunuz. Başlayıp tekrar geri dönüyorsunuz. Yani burada bir, iki, üçe kadar sayabilen herkes bu işi başarabilir. Üçe kadar sayabilen herkes bu işi başarabilir. Üç step. Diyorsunuz ki Fatih Bey, bu iş bu kadar kolay mı? Evet, kolay ama basit değil. Tamam mı? Bunun için ne yapacaksınız? Bir sonraki seviyeye geçeceksiniz. Bir sonraki seviye nedir? Edindiğinizi korudunuz, koruduğunuzu büyüttünüz. Onları bir hayale ulaştırmak. Nedir bu hayal? Çünkü insanlar bazı faktörlerle başlıyor. Nedir mesela? İlk baştaki hayalim neydi? Anlatmıştım. Ürünlerle ilgili ürünü kullandığım, sonuç aldım, sonra baktım iş doğru ve en büyük hayalim bir Renault Broadway sahibi olmaktı. Bunu edindim. Eğer kısa vadeli sadece bir hedefi varsa, orta vadeli ve uzun vadeli hedefleri yok ise o zaman ne oluyor? Edindiğim Broadway benim tatmin noktamdı. Yani marjinal doyuma ulaştım. Tatmin noktandı. Artık bu noktadan sonra ne yapıyor? Artık yapacak hiçbir şey yok. Geriye çekiliyor ve diyor ki ya işte ne bileyim başladım. İşte 10 bin lira da para kazanıyorum. Arabamı da aldım. İşte Broadway'imi de aldım. Sonra bu işi yapmak için herhangi bir nedeni yok. Yani bu yüzden de ne yapıyoruz? Büyüdükten sonra distribütörlere yavaş yavaş demeden 3 tane hedef oluşturuyoruz. Maddi hedefler olabilir, manevi hedefler olabilir. Hedefler oluşturuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda ne olacak, kiminle olacak, ne zaman olacak, ne şekilde olacak? Bunları belirliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Fatih Bey söylediğiniz şeyler o kadar zor, uzun, karmaşık ki. Yahu bir geri dönün. Şimdi düşünün ki bir işe başladınız ve bir işte bir kazanç elde ediyorsunuz ve elde ettiğiniz kazanç sizin şu anda yıllarınızı verip bir emek verip ya da üniversite, okul, ne bileyim akademisyenlik noktasında verilmiş olduğunuz emeklerin karşılığında aldığınız gelire bakın. Ya benim şu anda yani ne bileyim çevremde, sizin de çevrenizde akademisyen olan 8 bin, 10 bin, 11 bin lira para alan 20 yıl, 22 yıl, 24 yıl, 26 yıl ve hala daha okumaya devam eden bir sürü 40-50 yaşında insan var. Ve hala işte şu seviyeye çıkarsam emekliğime 1000 lira, 1500 lira daha faydası olur diye insanlar kendini parçalıyor. Benim size bahsettiğim burada büyük para. Büyük para için bu kadar bir bedel ödemek gerçekten çok mu zor? Evet olabilir. Ama bu büyük para edinmek isteyen insanlar için. Herkes aynı şeyden hoşlanmaz. Herkes aynı şeyi istemez. Ama bunu istemeyenler de olabilir aranızda. Yani diyebilir ki ya Fatih ben 10 bin yeter. Eyvallah 10 bin yeter. Network marketing aynı bir gross market gibi. İçeri girdiğiniz zaman raflarda binlerce çeşit gazlı içecekten, bisküvisinden, çikolatasından, salçasından, tereyağından ne bileyim her şey var. Şimdi bir markete gittiğiniz zaman her şeyi almak zorunda değilsiniz. İhtiyacınızı belirlersiniz ve ihtiyacınız doğrultusunda neyi istiyorsanız, neyi ihtiyacınız varsa, neyi talep ediyorsanız gidersiniz, bunları alırsınız. İlla her şeyi almak zorunda değilsiniz. Şimdi bunu anlamaya başladığınız zaman sabırlı olmanız gerekiyor. Ürünü kullanmaya başladığınız zaman bir önce ürünün ürünü olacaksınız. Yani bu ürünlerden sizden bir ürün çıkacak. Ürünün ürünü olacaksınız. Ürünü kullanıp sonuç alacaksınız bir. İkincisi, kişisel başarı hikayenizi oluşturacaksınız. İki, kimdiniz, neydiniz, ne zaman başladınız, amacınız ne? Kişisel başarı hikayeniz, yani sizin bir kart vizitiniz olacak. Şimdi adım Fatih Bayraktar. 22 yıldır network marketing ile çalışıyorum. Yaklaşık olarak 18-19 yıl aktif network marketing yaptıktan sonra artık network marketing'i bıraktım. My story. Bıraktım. Ve sonra spor yaparken bir küçük kaza geçirdim. Kaza neticesinde boyun fıtığı oldu. Bununla ilgili ben Karadenizliyim. O yüzden biz ilk başta doktora gitmeyiz. Önce biz doktora yerine hacıya gideriz, hocaya, kırıkçıya, çakıkçıya, masajcıya gideriz. Onlardan sonuç almazsak en son doktora gideriz. Onlardan sonuç alamadım. 15-20 gün sonra doktora gittim. Doktor ölçtü, biçti, çizdi ve dedi ki yavrum hayırlı uğurlu olsun. 3 tane boyun fıtığım var. Eyvah ne olacağız? Ameliyat mı olacağız? Hayır olamazsın. Niye? Boyun çok tehlikeli. Felç kalabilirsin. Ne olacak? Fizik tedavi alacaksın. Ya hadi gidelim.
Hadi fiziğe gidiyoruz. 15 gün rahat geri dönüyorsun. Bir hafta sonra bir rüzgar vuruyor, başladığın noktaya geri dönüyorsun. Bir gidiyorum tekrar aynı şekilde. En son doktora gittim. Ya dedim ki ben gidiyorum. Buradan giderken iyiyim. Bir hafta sonra zor geliyorum. Dedi. Bu ölene kadar böyle mi devam edecek? E dedi ki oğlum dedi 13 yıldır dedi bende var dedi. Bunun bir kurtuluşu yok. Aynısını sen de yapacaksın. Eyvah dedim biz yolunu kaybetmiş adama adres soruyoruz. E yol da yok başka. Derken eski bir çalışma arkadaşım bana bantlardan bahsetti. Ya dedim bırak böyle işleri anlatma. Ya şöyle bir iş, böyle bir iş, zengin olacağız falan. Dedim ki ben zengin olmak istemiyorum. Git kendin ol. Tamam mı? Ya hayır, neyi satıyorsun? Bant satıyorum. Ya bak hikayeyi böyle anlatıyorum. Çünkü karşıdaki insana da benim düşündüğümün aynısını düşünüyor. Empati yapıyorum. Diyorum ki bak ona bırak ya bant mı, yara bantı mı? Ya bırak bu işlerin iş mi oldu? Saçmalama diyorum. Ya öyle değil diyor. Nedir bu? Bantın testini bana yaptı. Denge testini dedim. Ya böyle bir şey olamaz bu. Nasıl bir şey? Ya işte bundan bahsediyorum. Ne işe yarıyor bu? Bir boyun fıtık deyince. Dedim bana yapıştır. Eğer ben bir işe yararsa söz bu işi yapacağım. İnanmıyorum. Ve bantı yapıştırdı. Bir saat içerisinde ağrılarım %80 gitti. Dedim ki olamaz. Mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü öyle yani. Mümkün değil. Bunu düşündüğün zaman bu hikayeyi anlattığın zaman karşı insana o da diyor. Bence de benim mümkün değil. Bak bu adam da benim gibi düşünüyormuş. Anlat sonra ne oldu? Ve sonra devam ediyorum hikayeye. Ve diyorum ki sonrasında ürünlerin ilk bir saat sonra ağrım geçince anneme gittim kullandım aynı gün. Annem sabah sırt kaslarında yapışma vardı. Sabaha kadar uyuyamıyordu. Sabah uyandı Allah razı olsun oğlum dedi. Bunu nereden buldun? Kaç parası getir paket bana paket alayım. Ben yıllar sonra insan gibi ilk kez uyudum dedi. Anneme verdim. Baktım ki inanılmaz sonuçlar gelmeye başladı. Ve dedim bu işte bir iş var. Şirkete gittim. Eyvah bir baktım ki Van Moran International, Mustafa Bey, Sercan Hanım, Volkan Bey. İnanılmaz bir içeride mutlu insanlar, enerjik, samimi. Ya bu üründe ne var? Nasıl böyle bir şey yapabilir derken kendimi Van Moran içinde buldum. 3 yıl 1 ay oldu. Aslında sadece bu işten de başladığımda çok fazla çalışmaya niyetim yoktu. Ayda 25 bin lira para kazanayım. Geçmişte kazandıklarıma dokunmadan buradakilerle benim böyle aylık giderlerim karşılasın yeter diye düşünüyordum. Ama inanılmaz bir gelir, inanılmaz bir kariyere ulaştık burada. Bu iş sayesinde Meksika'dan yeni geldik. 6-8 ay gibi bir süre Meksika'da kaldık. Bir ekimdeki bir başkanlık takımıyla birlikte ocağın başına Türkiye'ye geçtik. Oradan Amerika'ya geçtim. Orada Van Moran'ın Güney Amerika merkezini kurdum. Bakıyorsunuz diğer liderlere her bir lider başka bir ülkede bir şirketin bir ofisini kuruyor, bir genel merkezini kuruyor. Her gün görmüyorsunuz ki yeni bir ülke açılıyor. Yani dünya o kadar hızlı değişiyor ki ve bu değişme içinde Van Moran o kadar iyi bir şekilde yerini alıyor ki sadece kendinize şu soruyu sorun. Bakın birçoğunuzu tanımıyorum. Birçoğunuzu tanımıyorum. Sadece şu soruyu sorun kendinize. Ben ne istiyorum? Ve hayatımda bu fırsat gibi ne kadar daha fırsat önünden gelip geçecek? Belki de hayatta karşıma çıkabilecek son fırsattır Van Moran. Şimdi dedim ya fırsat kime göre, neye göre değişkenlik gösteriyor. Fırsat bana göre fırsat ama sana göre değil. Dolayısıyla herkesin aynı şeyi düşünmesini, aynı şeyi yapmasını, her işi anlattığınız insan işe girmesini beklemeyin. Böyle bir şey yok. Bugün İskender, Bursa İskender'i güzel midir? Sever misiniz? Seversiniz değil mi? Güzeldir. Evet, güzel. Peki, her gün gidip İskender yiyor musunuz? Hayır. Bursa'da yaşasanız bile yemiyorsunuz. Peki, kebap güzel midir? Ya da yaprak döner, ya da ciğer? Evet, güzeldir. Her gün gidip yiyor musunuz? Cevabı hayır. Bursa'da yaşıyorsun. Uludağ çok güzel mi? Evet çok güzel. Kaç kere yılda Uludağ'a çıkıp kayak yapıyorsun? Belki de hiç çıkmayanlar var. Bir dünya. Belki Bursa nüfusunun %50'si daha hiç Uludağ'a çıkmadı. Net bu bilgi. Peki soru şu. O zaman neden herkesin aynı şeyi yapmasını bekliyoruz ve yapmadıklarında hayal kırıklığı? Bu yüzden farkındalığımızı, bilincimizi artırmamız lazım. Bir, bizim ürünlerimiz medikal. Bu ürünler medikal bir ürün. Diğer network marketing şirketlerinin ürünleri gibi gıda takviye statüsünde olan çay, kahve, kapsül artık 35 tane 40 tane firma olmuş öyle. Onu alma git öbüründen al, diğerini alma git öbüründen al. 35-40 tane olmuş. Onlar gibi bir firma değil.
İki, ürünler de mavi bandrol olduğu için, Sağlık Bakanlığı tıbbi cihazın onayı olduğu için, FDA'nın onayı olduğu için, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayı olduğu için, distribütör kaydını açtığınız zaman, buradan siparişi girip onayladığınız zaman 4-5 gün içerisinde distribütörün dünyanın neresinde olursa olsun elinde ürün olmuş oluyor. Gümrükten geçiyor. Ama network, başka bir network marketing firmasının eğer gönderdiğiniz ülkede eğer bir şirketi, ofisi, merkezi, genel merkezi yoksa o ürünler ülkeye sokulması gıda tüzüğüne göre aykırı ve yasaktır. Yapamazsınız. Bizi bu ne sağlıyor? Bizim uluslararası, tamam mı? Uluslararası iş kurabilme imkanını bize sağlıyor. Dünyanın her yerinde. Çok hızlı globalleşmemizi sağlıyor. İki, şimdi size bir soru soracağım. Birçok insanın sorduğu bir soru var. Diyorlar ki, ya Vamur niye bu kadar çok para ödüyor? Biz burada biraz şüpheleniyoruz. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Şunu düşünün. Diyelim ki bugün siz bir şirket kurdunuz. Tamam mı? Bir ilaç şirketisiniz. Bir ilaç şirketi kurdunuz. Ve bu ilaç şirketine iddialı bir elinizde ilacınız var. Bununla birlikte eczaneye, eczane deposuna ya da markete ne bileyim bir yerlere girmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? En iyi portföye sahip olan mümessilleri kendi firmanızın bünyesine katmaya çalışıyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Peki bunlara çekici gelmek için, cazip gelmek için ne yapmak zorundasınız? Orada 5 lira alıyorsa burada 100 lira alması gerekiyor. Ya da 20 lira alması gerekiyor. Yani orada kazandığının çok çok daha üstünde bir ona bir gelir vaat etmeniz gerekiyor. İşte Vamur kurulurken Mustafa Erdin öyle güzel bir yapıyla girmiş ki bu sisteme. Yani ben kendisine de defalarca söylüyorum. Diyorum ki başkan, yani bu şirketi kurarken Allah sizi herhalde ne bileyim ya kader gecesi de oldunuz ya çok büyük bir dua aldınız. Böyle bir şey olamaz. Öyle güzel bir marketing sistemiyle kurmuş ki sistemi, öyle güzel bir marketingle kurmuş ki şu anda Türkiye'de, Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da Vamur'un üzerinde yüksek kar payı ödeyen, vaat eden değil, ödeyen ikinci bir şirket yok. Primleri gül geldiğinde tak 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 günü günü ödeyen başka bir şirket yok. Pandemi döneminde bile satışlarımızın 2'ye 3'e katlandığı dönemlerde bütün gümrükler, kargolar, uçaklar, gemiler her şey close'ken, kapalıyken o esnada yüksek parayı ödeyerek o para sayesinde daha fazla navlun ödeyerek bizi ürünlerin yokluğunu hissettirmemiş, kendi karından feragat etmiş ve distribütörlerin ürün sirkülasyonunu hiçbir şekilde sekteye uğratmamış bir insan. Ve başkanımızın söylediği bir şeye bak, bunu kulağınıza iyi bir küpe yapın lütfen. Çok iyi para kazanıyoruz. Şirket çok iyi para kazanıyor ama bakın Mustafa Erdin ne diyor biliyor musunuz bana? Diyor ki Fatih, benim paraya artık ihtiyacım yok. Vamur zaten şu an dünya çapında bir şirket. Ciro anlamında, para anlamında, kazan anlamında. Peki ben ne istiyorum diyor biliyor musunuz? Bu şirketin artık bir tek hayali var. Dünyada diğer eski uluslararası 40-50 yılını doldurmuş büyük network marketing şirketleri gibi, Amerikan şirketleri gibi ismi geçtiğinde dünyanın her yerinde evet Vamur. Biz bunu biliyoruz. Çok büyük bir şirket. Ürünleri mükemmel. Ve orada çok fazla milyon kazanan insan var. Diyecekleri bir şirket, bir marka yapmak istiyorum diyor. Başka hiçbiri şu anda, şirketin şu anda başka hiçbir hedefi yok. Tek hedefi şu anda dünya çapında marka olmak. Şimdi dünya çapında marka olmak isteyen bir şirkette çalışıyorsanız ve bu şirket dünya çapında marka olurken bunu kimlerle başaracak? Distribütörleriyle birlikte başaracak. Peki bunu hangi distribütörlerle, kimlerle başaracak? İşte bunun cevabı sizde. Sizinle mi olacak, sizsiz mi olacak? Benimle mi olacak, bensiz mi olacak? Ayşe ile mi olacak, Ayşe'siz mi olacak? Fatma ile mi olacak, Fatma'sız mı olacak? Bu büyümenin içerisinde bu şirket dünya çapında bir marka olur iken siz bu şirketin neresinde olacaksınız? Evet, benim sponsorum çok iyi para kazanıyor şirket. Tamam, şirkette gurur duyuyorsunuz. Bu çok güzel. Ama aileniz, distribütörleriniz, bu işe başlama nedenleriniz de sizinle biraz ilgili gurur duyacaklar. İşte bu, bunu kim etkileyecek? Bunu siz etkileyeceksiniz.
Bunu kim isteyecek? Bunu siz isteyeceksiniz. Bunu kim başaracak? Bunu siz başaracaksınız. Burada faktör %30 şirket, %30 ürünler ise geriye kalan %60 faktör de sizsiniz burada. Ürünler geldiğinde ürünleri buzdolabına koysanız bu ürünler hiçbir işe yaramaz. Bu ürünlerin insana yapışması gerekiyor. Eğer %86'lık devasa bir marketing plana sahipse ve dünya kadar para kazanan distribütöre sahipse eğer bu şirket, bir sonraki de siz olabilirsiniz. Sizden sonraki de sizin iş aldığınız bir sonraki distribütör olabilir. Peki Fatih Bey iyi güzel ama anlattığımız herkes bu işe girecek mi? Hayır abi, girmeyecek. Girmeyecek. Herkes girmeyecek. Herkes girmesin. Herkesin yaptığı iş benim işim olamaz. Benim yaptığım iş de herkesin işi olmasın. Fırsat arayan insanları bulacaksınız. Bu işin kolay olan yönü ne biliyor musunuz? Bu işin kolay olan yönü bu insanları bulduğunuz zaman zengin oldunuz demektir. Yani fırsatı arayan, benim gibi, sizin gibi fırsatı arayan insanları bulduğunuzda zengin oldunuz demektir. Peki bu işin zor olan yönü ne Fatih Bey? Bu işin zor olan yönü de bu insanları bulmak. Tam bu insanları bulma arifesine gelmek için eğitiminizin, akademilerinizin, toplantılarınızın, zoomlarınızın, kendinizi geliştirmenizin her şeyin düzenli bir program dahili içerisinde yapılıyor olması gerekiyor. Bunu siz yaptıktan sonra, siz olgunlaştıktan sonra bu insanlar size gelecekler. Diyecek ki söyle bana, sen nasıl bunu başardın? Sen ne iş yapıyorsun? Şimdi benim yaşadığım yere geliyor insanlar. İnine geliyorlar, havuzu yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, bilmem ne gelir, işte mermerci geliyor bir şey yapıyor. Efendim siz ne iş yapıyorsunuz? Ulan ben senin inanmadığın işi yapıyorum arkadaş. Ben senin inanmadığın işi yapıyorum. Diyor ki o nedir? Boş ver diyorum, anlatsam da inanmayacaksın. Ya diyor anlat, ya inanmayacaksın. Diyor ki ben bu işi yapıyorum network marketing'i. Ya abi bırak ondan mı olur diyor. Ya diyorum ki ben sana söylemiştim inanmayacaksın diye. Herkesin gittiği yoldan giderek farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Başarı herkesin gittiği yolun tam tersidir. Sen mermer takıyorsun, sen havuz yapıyorsun, sen işte belli durumu. Sonra da bana geliyorsun diyorsun ki sen ne iş yap, bakıyorsun diyorsun ki siz ne iş yapıyorsunuz? Ben seni çok daha düşündüreceğim. Çünkü artık dünya değişti. Artık bir kenara çekilip artık değişimin bir parçası olmak gerekiyor. Değişimi oluşturmanız lazım. Deyin ki bak Fatih Bayraktar diye bir adam tanıdım 22 yıldır. Benim network'te yetiştirdiğim distribütörlerimin 5 tanesi şu anda network marketing şirket sahibi. İnsanlar bana diyorlar sen niye şirket kurmuyorsun? Ben aptal değilim ki. Onlar aptal mı? Onlara aptal demiyorum. Onların tercihi. Ben kendim için cevap veriyorum. Neden? En iyisi var burada. Ve benim için çalışan bir şirket var. Muhasebe var, depo var, Arge var. İşte yönetim var, işte muhasebe var, finans var, lojistik var, eğitim koordinasyonu var. Ya bunları hazır birisi benim için yapmışken ben burada, bakın 2002 senesi içerisinde Paul Zayn Palzer'dan bir eğitim aldım. Tayland Bangkok'tan dedi ki çalışacağınız şirketlerde ve gelecek 20 yıl içerisindeki sektörlere baktığınız zaman ne en iyi üreticiler, tamam mı? Ne en iyi üreticiler, ne iyi argeler para kazanacak. Ne de en iyi reklamı yapanlar. En büyük parayı hep distribüsyon yani dağıtımı yapanlar para kazanacak demişti. Bu kişi Bush'un makroekonomi konusundaki baş danışmanı. WWW Next Trillion'un sahibi. Tamam. Yani bir sonraki trilyonluk sektör kitabının ve sitesinin sahibi. Baba Bush'un makroekonomi konusundaki baş danışman, distribüsyonu. Şimdi şunu da hemfikir olalım. Bir, öncelikle kişisel hikayeniz oluşturacaksınız. İki, öğreneceksiniz. Üç, öğreteceksiniz. Öğrendikçe öğretecek, öğrettikçe büyüyecek, büyüdükçe öğreneceksiniz. Yukarıya çıktığınız zaman tekrar başladığınız yere geri döneceksiniz mental olarak. Ve tekrar aynı şekilde yanınıza. Şimdi düşünün ki elinizde 10 torba var. Ben size bir erzak verdim. Ben dedim ki al bunu karşıdaki eve götür. Şimdi sen bunun 10 tanesini birden götüremeyeceksin. Ne yapacaksın? 2 tane taşıyabileceğin kadar. Burada ne kuruyoruz? 2 kol kuruyoruz. Neyin var? Allah 2 kol verdi. 2 kolun var. Tutuyorsun 2 kolunu. 2 poşet. Bunları eve götürüyorsun. Geriye geliyorsun. İkinci 2 tane alıyorsun. Götürüyorsun. Götürmen gereken yere yolda bırakmıyorsun. Kapının önünde bırakmıyorsun.
eve götürüyorsun, güvenli alana alıyorsun, sonra geri dönüyorsun, sonra tekrar iki tane alıyorsun. Güvenli alana alıyorsun, sonra tekrar bu şekilde taşıyorsun. İki, 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 iki gidiyoruz. Aç gözlü olmayacağız. Altın yumurtlayan tavuğu kesmeyeceğiz. One more, bana inanın, altın yumurtlayan bir tavuktur. Ürünleri indirimli satmak, başkasının distribütörüne tasallut etmek nedir? Altın yumurtlayan tavuğu kesmektir. Bu işte. Hani diyor ki big money is not easy derler. Yani büyük para kolay değildir. Tamam? Büyük para kolay değildir. Sabırlı olmanız lazım. Güzel şeyleri zaman alırlar. Kendinizi geliştirmeniz lazım. İnsanlar sizden etkilenirse size dahil olacaklar. Etkilenirlerse. Şimdi söyle bana, ben burada bir isim görüyorum. Ne var burada? Murat Savaş. Şimdi Murat Savaş'a ben niye dahil olacağım? Murat'ın bana bunu göstermesi gerekiyor. Diyecek ki sen benim sana dahil olmam için senin şu 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 vasıflarda beni etkileyen bir adam olması lazım. Baktığı zaman mesela lazım ki ben bu adamla her yere giderim. Ölüme giderim. Her yere giderim. Ben bu adamı alırım, bunu taşırım, koşarım, koşarım. Kazanırım, vururum, vururum. Ben bu adamı uzun yol yaparım. Distribütörü iş alırken böyle. Her bulduğun kişi benim distribütörüm olamaz. Her distribütörü, herkes distribütör olur ama herkese distribütörlük verebilirsin. Ama herkesle çalışman gerekmez. Neden? Bazı distribütörler ürün müşterisidir. Bazıları ürün kullanır, çevresindekiler ürün satar, tüketici gruptadır. Bir başka grup vardır, iki grubu birden yönetir. Hem tüketici hem üretici kısımdadır. Yani bu üç grubu da oluştururlar. Bu yüzden de ben herkesle çalışmak zorunda değilim. Ben nasıl ki bir işi anlattığımda bir kişi benimle çalışıp çalışmama konusunda karar verebiliyorsa, ben de siz de herkesle çalışma konusunda evet diyebilirsiniz ama herkesle çalışmak zorunda değilsiniz. Seçebilirsiniz. Sizin bu özgürlüğünüz var. Size Bambur bu yetkiyi veriyor. İstediğin kişi işe almayabilirsin. İstediğin kişi sana distribütörlük vermiyorum diyebilirsin. İlla herkese böyle ne olursun gel demek zorunda değilsin ki. Herkese bunu yapmak zorunda değilsin. Lütfen, lütfen ne olur. Bunu yapmak zorunda değilsin ki. Bazen egonuzu tatmin edin. Bazen insanlara ben şunu söylüyorum ben. Diyorum ki yani okey. Tamam sen çok iyi birine benziyorsun ama ben seninle çalışamam. Seni işe almıyorum. Egomu tatmin ediyorum. Her zaman sen mi beni reddedeceksin? Şimdi ben seni reddediyorum. İstemiyorum, almıyorum. Bu hak bende mi? İstediğin kişiyle başlayabilirsin ama benimle hayır. Çünkü benim kurallarım var. Ben böyle böyle böyle. Ve network'te ekibinizi, ki bunlar liderlik düzeyindeki eğitimlerde size zaten veriliyor. Önemli olan şey işe aldığınız insanlarla aldıktan sonra ne yapacağınız. Gene Black Morgan'ın bir sözü var. Derdi ki distribütörlerinizle arkadaş olun ama arkadaşlık yapmayınız. Ne demek bu? Distribütör, sponsor ve alt ekip arasında asla para alışverişi olamaz. Bana ödünç para ver diyemez. Asla network'ü öldürür. İdam sehpasıdır. Asla ürün alışverişine giremez. Ürünüm yoktu. Diyemezsin sen ürünün. Sen network distribütörsün. Sen one more distribütörsün. Sen benim elimde ürünüm yok diyemezsin. Senin elinde ürün olacak. Bu ürün senin itici gücündür. O seni çalıştıran en önemli faktördür. Senin elindeki en büyük silah ve en büyük mühimmattır. Elinde ürünün yoksa senin işin yoktur. Elinde ürünün yoksa senin dükkan, mağazan yoktur. Olmayan şeyi insanlara anlatmaya çalışıyorsun. Bu yüzden olmayan şeyin olacağını hayal ederek çalışıyorsun ve olmayacak. Ve burada şunu asla unutmayalım ki. Herkes yanınızda oldu, herkes yalnız ölecek. Herkes ailesinin ve kendi hayatının kahramanı olacak. Bakın lütfen beni çok doğru anlayın. Şu anda sizi anlamayan çevrenizde birçok insan olduğunu zaten biliyor. Nereden mi biliyorsun? 22 yıldır network yapıyorum. Milyonlar kazandım. Dünyanın birçok yerinde bulundum. Annem hala diyor ki oğlum Allah sana hayırlı bir iş nasip etsin. Hala doğru düzgün bir işin yok. Diyorum ki amin. Sağ ol anne, Allah razı olsun. Ona hayır diyemez. Onlara onu anlatamaz. Anlatmak yerine onlara inanmış gibi göreceksin. Evet diyeceksin ve geçeceksin. Benim için, yani benim için ne düşündüğünüz umurumda değil diyeceksiniz. Evet haklısın Murat ama benim için ne düşündüğün umurumda değil
Bu benim tercihim. Bu benim hayatım. Ben bunu seçtim. Bu benim kararım. Bunu eleştirmek, yargılamak, sorgulamak senin haddine değil. Bu durumda, bu tutumda, bu inançta, bu tutkuda olursanız insanlar size saygı duyacaklar. Ve işte o zaman siz insanların model aldığı kişi haline geleceksiniz. Ve önümüzde çok önemli etkinlikler var. Şirketin yıl sonu yaptığı yeni Vizyon diye 6 etkinliği var. Şimdiden bir sonraki etkinliğe kimlerle, ne şekilde, nasıl gideceksiniz? Bunların planı yapın. Kimlerin hayatını değiştireceksiniz? Bunun planını yapın. Kimlerle birlikte olacaksınız? Bunun planını yapın. Eğer siz kendi hayatınızı planlamazsanız, hayat sizin için bir plan zaten yapmıştır. Ve onu yaşayacaksınız. Elinizde bir tercih, bir fırsat. İster alın, sizde kalsın, ister uçun, üfleyin, uçsun gitsin. Karar sizin. Bu yüzden de One More ürünleriyle, fırsatıyla, yılmadan, yorulmadan her gün, her gün yeni listelerinizi gözden geçirerek, her gün yeni tanıştığınız insanlara ürünlerden, işlerden her gün bahsedin. Eğer bu işin bir şans olduğunu düşünüyorsanız daha fazla insanla konuşarak şansınızı artırın. Ve hayattaki en büyük şansınız şu anda One More'un içinde olmak. Ve şu anda herkesle aynı şeyi duymak, herkesle aynı şeyi dinlemek, herkesle aynı şeyi düşünmek, herkesle birlikte aynı şeyi istemek, herkesle birlikte aynı hedefe koşmak ve herkesle birlikte zirveye oynamak. Siz zirveye oynayan insanlarla birliktesiniz ve en büyük şansınız da hayatınızda sizin bu. Hepinize sonsuz teşekkürler. Bu akşam burada bizimle birlikte olduğunuz ve kendimizi ifade etme şansında bizi dinleme ve hayallerimize ortak olma konusunda zaman ayırdığınız için sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Unutmayınız ki muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. İstersen tek başına dünyayı ters düz bile çevirebilirsin. Baba, this is business. Tamam. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, hayırlı kazançlar, mutluluk, huzur, başarı, birliktelik, sevgi, saygı, hoşgörü, sağlık. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Çünkü lisan ettiysek affola. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle tekrar inşallah. Hoşça kalın. Recording stopped.